Efendim, iyi akşamlar. Yeni bir Empati'de yine birlikteyiz. Bu akşam konuğum Hatice Aslan. Hatice Aslan benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok eski dostum. Aslında birbirimizin tarihini biliyoruz bir bakıma. Çok uzun yıllar oldu. Nasılsın Hatice'ciğim? İyiyim, biraz heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Ben de seni konuk ettiğim için heyecanlıyım. Çok güzel bir program olacak. Ondan hiçbir şüphem yok. Evet. Nasıl gidiyor? İyi, çalışıyorsun. Güzel. Çalışıyorum. Dün oyunumuz vardı. Tiyatroya da devam. Tiyatro. Sete de devam. Daima. Set şimdilik yok. Tiyatro ile beraber iç içe de biraz zor oluyordu zaten. O yüzden güzel denk düştü. Artık rahatladığıma ne göre olabilir. Ne oynuyorsun seni? Medea İnce Ayar, Emre Koyuncuoğlu'nun. Bir de Çolpan İlhan Sadrıl Işık Tiyatrosu'nda Köyeylan'ın provaları Köy Eylan. Var. Birini çıkardık oyunu, öbürü de çıkacak. Çok uzun zaman oldu Köyeylan seyretmeyeli. Yeni bir Köyeylan'ın zamanı gelmişti. Çok hoş. Evet. Çok da kadro, güzel bir kadro oldu. Diğer oyunun da devam ediyor. Emre Koyuncuoğlu da çok parlak bir yönetmendir. Çok. Yoruluyor musun? Güzel. Provalarda yani, yorulmuşum. Tiyatronun Nuri Bilge Ceylan'ı diyebiliriz öyle Emre mi? Koyuncuoğlu için. Ne mutlu ona. Evet. Güzel. Onlar da kolay gelsin. Programımızı daha önce seyrettiniz mi hanımefendi? Maalesef seyrettim ve çok dedim ki ben bu programda ne yapacağım? Maalesef seyrettim. Yani çünkü çok zor. Çok güzel başladım programa. Maalesef seyrettim. Yani maalesef diyerek şöyle maalesef. Yani çok zor işler. Gerçek hayatları olduğu için zor. Benim hani birazcık da bu konuda empati ve canavarı duygun biraz güçlüdür, evet. Haliyle oyunculuk zaten işin içinde olacak. Evet, hepimiz için geçerli ama sen bilhassa biraz. Evet. Daha da çok. Evet, belki biraz zor olacak ama çok güzel bir program olacak. Sağlam olmaya çalışacağım. Sağlam. Sen her zaman sağlamsın. Evet. Aile deyince aklına ne geliyor Hatice? Birçok şey. Önce yakın ailem, yani annem, babam, kardeşlerim, onlarla olan bağlarım, sorumluluklarım. Güzel duygular, sıcacık bir duygu geliyor tabii ki aklıma. Tabii ki içinde özlem olan şeyler. Çünkü yaşımızdan dolayı da artık bazılarını yolcu ettik. Allah aşkına sen yaştan falan bahsetme. Sen son derece yaşı hiçbir zaman okunamayan tadını bir çıkarıyorum, oyuncu oldun. Doğru. Her zaman bir insan oldun. Onun dışında bulunduğum topluluklardaki, yani işte ne bileyim, bir set ortamında oluyor. Bir seçtiğin aile. Bazen evet. Kendiliğinden oluşan bir aile ortamı oluyor. Evet. Onu da seviyorum. Onun da yeri ayrı. Arkadaşlarımla olan paylaşımlarımda da bir oluşum. Evet, bu var. Her zaman değil ama bazı setler, bazı provalar, bazı topluluklar, bazı ansambullar bir şekilde bir aileye dönüşüyor değil mi insan için? Çok meşrebine uygun, senin duyguna uygun arkadaşlar buluyorsun orada falan. Evet. O da bir aile. Kesinlikle. Yani samimi bir şekilde. Hani bazen bunu böyle alışkanlıkla söyleniyor ama hani evet, kolaymış gibi. Retorik bir şey. Ama gerçekten evet, var oluyor. Yani koşullara göre değişiyor. Yani değişen bir şey bence. Hani sabit bir ailenin dışında değişime uğrayan, koşula göre değişen, şartlara göre değişen bir aile bazen ortamları daralan, oluyor. Bazen daralan, bazen genişleyen. Evet, evet, evet. Peki genel olarak hayatta kırmızı çizgilerin var mı? Bu kırmızı çizgiler meselesi son yıllarda çok dile düştü. Benim kırmızı çizgiler, toplumun kırmızı çizgileri, bazı kesimlerin kırmızı çizgileri. Öyle bir iddiam bu çizgide, işte şu an kırmızı çizgi belki bu da. Böyle bir iddiam yok da belki bir kırmızı çizgi. Asla falan gibi şeylerin yok mu? Yok. Yok. Çünkü her şey olabiliyor hayatta. Onları asla demeyecek böyle kadar yaşadım diyorsun. Evet, evet. Peki, bunlar ilk hikayemize girmeden önceki girizgah kısmıydı. Şimdi biliyorsun bunlar ikinci, üçüncü sayfa haberleri. Evet. Birkaç tane hikayemiz var. Her bir üstünde derinleşmeye çalışacağız. Orada ne yapıyoruz? Ben sana hikayeyi anlatmaya başlıyorum ve bir yerinde o hikayenin öznelerinden birinin veya birkaçının yerine geçmeni rica ediyorum. Onların kalbinden, aklından bize konuşuyorsun. Evet. Onların dilinden konuşuyorsun. Gerçekten de aslında bir empati deneyi, tatlı yani, bir oyun. Ne evet, için? Rollerde de yaptığımız gibi. Evet,
Evet, aynen. İç sayın için zor olmayan bir şey. Evet. Şimdi emeklerinin karşılığını gördüğünde ne düşünüyorsun? Biraz işin içine girdin, biraz ilerledin, bir markan var. Çok nefes aldım şu an, çok hoşuma gitti. Böyle bir oh çekiyorsun, o yani emeğinin karşılığını almanın verdiği bir mutluluk var. Gönüllü anne olma konusunda kararlı mısın? Eğer bir karar aldıysam orada yürümeye devam ederdim. O çocuklarla beraber hem de kendimi babama daha yakın hissederdim. O an binanın yıkıldığını anlıyorsun. Bu durumda ne yaparsın? Seferihisar'a gitmek için elimden geleni, her şeyi yapardım. Yardım ve kurtarma çalışmaları başlatılıyor. Enkazdan canlı çıkacaklarına inanır mısın? Bütün umudumla yani. O en son, İnsan yani günlerce umudumu yitirmezdim. Tırnaklarımla kazırım orayı. Peki 15 yaşında sahneye çıkıp şarkı söylemek seni korkutmuyor mu? Korkutmaz. Çocukları korkutmaz. Beni de korkutmuyor. Hayatının zor bir döneminde anneni kaybettin. Yokluğuna alışabilecek misin? Yani her kayıp bir boşluk. Fakat artık ben de büyüdüm. 3 tane çocuğum var. Yeni dayanacağım alanlar var şu anda. Şimdi Hatice'ciğim, ilk hikayemizde senin de bir dönem yaşadığın İzmir'e gideceğiz. Devlet Tiyatrosu'nda çalıştın uzun yıllar. Evet. Orada oturmayı tercih ettin. Bazı yıllar oradaydın. Sevdiğim bir şehirdir. Oğlumun da doğduğu şehirdir. Oğlunun doğduğu şehir, evet. Bu hikayede 1978'de İzmir'de dünyaya geldin. Bir kardeşin ve annenle, annen babanla birlikte sevgi dolu güzel bir hayatınız var. Hı hı. Ailenin bir anaokulu var yani. O anaokulunun sahibi ailen. Orayı işletiyorlar. Okuldan arta kalan zamanlarda sen ailene yardıma gidiyorsun oraya. Tatillerde çalışıyorsun. Çocukların kostümlerini falan dikiyorsunuz. Biliyorsun anaokulu faaliyetleri evet, içinde evet. Çokça kostümlü şey vardır, faaliyet vardır. Bu seni mutlu eden bir şey. İleride üniversitede ekonomi okurken bir anda o eğitimden, ekonomi eğitiminden vazgeçip İzmir'den ayrılıp İngiltere'ye gitmeye karar veriyorsun. Çünkü ekonomi eğitimi almanın hayallerinle esasen uyuşmadığını anlıyorsun. Aslında bu birçok genç insan için geçerli biliyorsun. Bir can havliyle bir şey evet. Başlanıyor. Biraz içinde ilerledikten yok. Sonra akla evvel olanlar, ya bir dakika galiba ben bunu yapamayacağım. Esas benim ilgi alanım başka bir şey. Etrafın etkisini bırakıp bir kalbimin sesini dinlediğim evet. Zaman gitmem lazım diye karar verip gidiyor. Sen bravo. De gençlerden birisin. Evet, evet. Hep öyle olması gerekmez ama onlar da var. Hı-hı. Belki de çocukluğundan itibaren ailenin anaokulunda alışıp sevdiğin üzere aslında hani dikiyordun evet, kostümlere yardımcı evet. Oluyordun ya. Moda tasarımına kafan takılı, kalbin takılı kalmış. O eğitimi almak için İngiltere'ye gidiyorsun. Önce İngiltere ardından da Hollanda'da birkaç yıl moda eğitimi alıyor ve tasarımcılarla çalışıyorsun. Şimdi tam oradan, o noktadan soruyorum. Evet. İstediğin, hayal ettiğin eğitimi aldıktan sonra yoluna nasıl devam edersin? Yani moda tasarımını aldın, sonra ne yapmak istersin, ne istiyorsun? Yani direkt sahne geldi aklıma tabii ki. Kostüm deyince hemen kostüm sahneye deyince, mi tabii gitti? Ki sahne geldim. Yani direkt çünkü öyle bir evet. Eğitim aldıktan sonra bir sahne üzerinde bunu hayata geçirdim. Çünkü bir sürü dönem söz konusu. Zengin bir alan. Çok zengin bir alan, bayağı zengin bir alan. Bütün dünyayı eline alan bir alan. Yani daha kısıtlı öbür türlü moda dünyasında kalmak sadece. O yüzden direkt sahnede bir şeyler yapmayı tercih ederdim herhalde. Evet. İçinden Hatice de galiba göz kırpıyor. O yüzden seni hemen tiyatroya doğru, sahneye doğru götürdü. Tabii, büyük ama ihtimalle. Hatice'den kurtulmaya çalışıyordu. Peki yurt dışında kalmaya devam eder misin bu durumda yoksa Türkiye'ye mi dönüp yapmak istersin işini? Eğer yurt dışında aldıysam o eğitimi orada biraz onu bir uygulamaya çalışırım. Çünkü oranın kültürüyle beraber o eğitimi aldım büyük ihtimalle. Annem babam eğer hala Türkiye'deyse dönerim. Orada da. Ailenin yanına dönerdim. Biraz İllaki. Oyalanır gelirim diyorsun. Kesinlikle. Aile benim için hep bir numaradır. Peki. Birinci sıradadır. 2005'te dönüp İstanbul'a yerleşiyorsun gerçekten de söylediğin gibi oluyor. Evet. Bir müddet piyasayı... Aile İzmir'de mi kalıyor? Evet demek ki. Peki. Evet. Bir müddet piyasayı öğrendikten sonra kendi markanı kuruyorsun. Evet. Yani bir marka oluşturuyorsun. Hı-hı. Tasarımların çok beğeniliyor ve ödüller kazanıyorsun. Hı-hı. Moda dünyası yavaş yavaş seni tanımaya başlıyor. Büyük markalara da tasarımlar yapıyorsun. Şimdi emeklerinin karşılığını gördüğünde ne düşünüyorsun? Biraz işin içine girdin, biraz ilerledin, bir markan var. Küçük bir marka ama büyük markalara tasarımlar yapıyorsun, satıyorsun. Nasıl vaziyet, memnun musun? Çok nefes aldım şu an, çok hoşuma gitti. Böyle bir oh çekiyorsun, o yani emeğinin karşılığını almanın verdiği bir mutluluk var.
ben de. Evet, çünkü herkes eğitimi doğrultusunda mutlu bir hayat bazen kuramıyor. Kesinlikle yani, evet. Kendini şanslı sayıyorsun bu açıdan. Şanslı, kesinlikle. Peki, kariyerinde hızla ilerlerken bir beyefendiyle tanışıyorsun, aşık oluyorsun. O da seni çok destekliyor işin konusunda ve her konuda yanında oluyor. 2015'te evleniyorsunuz. Derken 2016'da baban aniden rahatsızlanıyor ve sen babasına çok düşkün bir evlatsın. Hı-hı. Sıcak, sevgi dolu bir ilişkiniz vardı hep. Hatta baban senin ve kardeşinin haricinde sahip olduğu okuldaki, anaokulundaki çocukların da bir nevi babası. Onlar tarafından da çok sevilen bir güzel bir insan yani. Şefkatli bir, evet, bir tonton baba, evet, baba yani dediğimiz zamanlarda. Anlayışlı bir insan. Herkes tarafından seviliyor, evet. O güne kadar onsuz yapamam diye düşündüğün babanı rahatsızlığı sonucunda maalesef kaybediyorsun. Yıkıcı bir şey muhakkak ki. Kendine gelmesi insanın zaman alır. Babanın bir gün vefat edeceği ihtimali aklına gelir miydi? Onu kaybetmek seni nasıl etkiledi? Çok zor. Yani tabii ki öyle bir, biz hep ölümü çok uzaklardaymış gibi düşünüyoruz. Ama hemen yanı başımızda aslında. Her an olabilecek bir şey. Doğum kadar doğal bir şey. İnsan gençken bunu pek bilemez. Bilemiyor. Sonra işte bir sürü kayıplarla beraber öğreniyoruz. Kesinlikle yakıştıramıyorsun. Garip bir şey. Bilmiyorum. Şimdiki aklımla düşünüyorum tabii ister istemez. Şimdi daha olgun karşılayabiliyorum ama o genç yaşımda zor gelebilirdi. Zaten oradayız henüz. Daha evet, daha oradayız. Geçmedi. Babayı zor. Kaybettiğini andayız. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Babanın ardından onun için bir şeyler yapmak, onu daha çok, ona daha çok layık olmak istiyorsun. Bütün çocukluğun ve gençliğinin geçtiği anaokulunun sende etkisi tabii ki oldukça fazla. Çocuklar için bir adım atmak, onların hayatlarına daha fazla dokunabilmek, sevgi verebilmek için neler yapabilirsin? Bunları düşünmeye başlıyorsun. Bu noktada sence çocuklar için ne yapabilirsin? O öğrendiğim eğitimi zaten aileden gelen bir şeyim de var. Anaokulu ile ilgili bir bilgi birikimim de var. Öğrendiğim o moda tasarımı şeye aktarırdım. Yani anaokulunda çocuklarla beraber çocuk odaklı tasarımlara yönelirdim. Ve sahne yine çünkü kostüm tasarım biraz sahneyle de alakalı, oraya doğru da yavaş yavaş onu okula yönlendirirdim. Evet, aslında şöyle yapıyorsun, bu da çok iyi bir fikir. Bütün bu düşünceler seni aslında Darül Acize'ye yönlendiriyor. Oradaki çocuklara destek olmak için gönüllü annelik yapmaya karar veriyorsun. Darül Acize'deki yetkililer birçok insanın senin gibi iyi niyetle başlayan girişimlerinin bir süre sonra sekteye uğradığını söylüyorlar. Çünkü iyi niyetli bir girişim ama çok büyük bir sadakat ve adanmışlık gerektiren işler bunlar. Neredeyse kendi hayatını yaşayamaz hale geliyor o insanlar böyle bir işe girdiklerinde. Evet, gereksiz bir gerçekçilik. Bir şeye başlamış bir insanı, yani gerek yok falan gibi bir olumsuz bir şeyle döndürmek. O kendi görsün, kendi yapsın. Evet, evet. Ama onlar uyarıyorlar şey. Yani vazifeleri gereği uyarıyorlar. Ha. Çünkü şöyle bir şey de var. Bu konuda istikrar olmadığı zaman ilgilendiğin çocukları da üzebilirsin. Tabii. Onlar seni arayacaklar ya sürekli ilgilenme muhtacı. Başladığımı bitirme orada evet, olman o açıdan gerekiyor. Peki, doğru. Düzenli olarak zaman ayırmak gerekiyor. Evet, şimdi evet. Gönüllü anne olma konusunda kararlı mısın? İşlerin çok yoğun. Buna düzenli zaman ayırabilecek misin? Sorayım. Madem öyle. Demek ki öyle bir karar almışım. Eğer bir karar aldıysam orada yürümeye devam ederdim. O çocuklarla beraber hem de kendimi babama daha yakın hissederdim. Değil mi? Evet. Peki her hafta özel bir zaman ayırıyorsun sabit. Hı-hı. Ve kurumdaki çocukları... Ve büyük bir zevkle gidiyorum oraya. Muhakkak. Yoksa Hı-hı. yapılacak bir evet, şey değil kolay kolay. Evet, seviyorum. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya başlıyorsun. Hı-hı. Bütün işlerini bu mevcut programına göre ayarlıyorsun diğer işlerini. 2 yıl böyle devam ettikten sonra onlara ev sıcaklığını yaşatmak amacıyla ayda bir gün evine alıyor. Ve o günü onlarla geçiriyorsun. Bir gün çocuklardan biri gelmediğinde onun koruyucu aileye verildiğini öğreniyorsun. Her zaman gördüğün, ilgilendiğin çocuklar. O sana alışmış, sen ona alışmışsın. Ay, bu haberi çok duyduğunda çok ne düşünürsün, ne çok yaparsın? Üzüldüm. Biraz söyledin ama. Çok üzüldüm. Ama diğer yandan da... Bir yandan da evet ama işte onlarla sürekli bir aradayım ve sanki benim çocuklarım gibi ya onlar. İster istemez... Muazzam birinin bir olmaması hay Allah nerede derdim yani.
açma, evet, topluyor, bir yandan hani mutlu olurum bir koruyucu ailede olduğu için ama diğer taraftan da diğer çocuklardan birini alsalardı derim. Bunlar hangisini zaten alsalar, beni bilgilendiğim çocuklardı. Ha, ilgilenmediklerinden birini alsalardı. Eşinle birlikte siz de bir çocuğa aile olmak için başvuruda bulunuyorsunuz. Ay, ne güzel bir eşi var bu arada. Evet. Bravo. Resmi işlemler devam ederken sanılanın aksine farklı bir özel talepte bulunuyorsunuz çift olarak. Hikayesi diğerlerine göre daha ağır olan ve yaşadığı travmalar nedeniyle daha çok sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyan bir çocuğa aile olmak istiyorsunuz. 3 yaşında pırıl pırıl, bir miktar zorluk şeyi olan, derecesi yüksek bir çocuk hayatınıza dahil oluyor, evlat diyelim artık. Ona aile olma konusunda ne düşünüyorsunuz? Zoru kaç seçtin. Yaşında? Çok küçük. Çocuğum. Çok küçük. Tam yaşı 3 yaşında, 3 yaşında söyledim. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Onu dinlerdim. Devamlı dinler ve gözlerdim. Çok iyi bir nokta. Evet. Çocukların çok ihtiyacı olan bir şeyden kesinlikle bahsediyorsun. Dinlenmek. Değil yani mi? Onu yönlendirmezdim. Onda zaten belli bir birikim var. Onu dinlersem zaten o yol kendiliğinden oluşur. 3 yaşın birikimi daha az buz bir şey değildir diyorsun. Hiç yani değil. Ne istediğini biliyordur hiç artık değil falan. Hem de tam tersine gözleyerek bir sürü şey de öğrenebilirim. Peki bir gün biyolojik olarak da annesi olduğun bir çocuğa da sahip olmak ister miydin o varken? Kesinlikle, çok daha da güzel olur. Zor olmaz mıydı? Olmaz. O benim adaletli olmamla ilgili bir şey. Eğer buna karar verdiysem, zaten birinci çocuğum koruyucu ailesi olduğum kişi, bir de bir çocuğum olmasının bir sakıncası yok. Bu kadar adanmışlık ikisini de kaldırır diyorsun sen. Evet, bu kadar fedakar bir insan için hiç zor değil. Bu güzel buluşma, 3 yaşındaki evlatla buluşma gerçekleştikten sadece bir hafta sonra hamile olduğunu öğreniyorsun. Sadece bir hafta sonra. Hayat böyle zaten. Hayat aynen böyle. Şimdi ne yapacaksın? Şu anki duygunu biraz anlat bakalım. Şaşırırdım. Fakat zaten her türlü o çocuğu alırdım. Geriye dönüşü var mı? Geriye dönüş ben hamile zaten kaldım, vazgeçtim. Hamileliğimi önceden öğrensem de zaten oradan bir çocuğu sahiplenmek isterdim. O kadar gidip geldiğim bir yerde. İster istemez şey oluyorsun, öyle bir duyguya kapılıyorsun. Ben ne yapabilirim burası için diyorsun zaten. Her türlü alırdım. Eşin bu durumda ne düşünür acaba? Eşim iyi bir insan anladığım kadarıyla. Soru yok mu diyecektir o? Bir hafta sonra oluyor yani. Demezdi. Çünkü artık aldık çocuk bizimle beraber. Bir hafta ne fark eder? Bir saat bile olsa artık o çocuk senin olduğunu biliyor ya. Yeterli. Evet. O geldi, sizi geldi gördü, artık bizimle. Bu sıcaklığı yaşadı. Yani bir gece yattım o evde, tamam bitti. Bir gece bile yeter diyorsun, yeter değil mi? Evet. Fazlasıyla yeter. İlgiye o kadar muhtaç bir çocuk. Yani artık annem babam biziz dediysek. Sünger gibi emdi o sevgiyi. Kesinlikle. Aidiyet hissediyor. Kesinlikle artık. Peki bir tarafta öz çocuğu. Evet. Diğer tarafta da koruyucu annesi olduğun çocuğun. Aklın ve duyguların karışmaz mı? Şimdi bak, biri tamamen senden gelen bir şey, bir genetik uzantı. Öbürü zor da bir çocuk. İkisi de çocuk. İkisi de çocuk. Biri bebek, biri çocuk. Çocukları seviyorum. Yani o Darül Aceze'ye gittiğime göre. Evet. Bir de zaten benim yetiştiğim alan anaokulu. Orada büyümüşüm. Babama saygım çok büyük, minnettarlığım çok büyük. O yüzden de zaten farklı bir güce sahibim. Peki şunu sormak istiyorum ama. Bir tanesi, senin de seçimin o yöndeydi. Aslında derin bir yaraya ilaç olmak için çok sorunlu, zor bir çocuk seçtin ya. Ona davranış biçimin, yani onunla senin çocuğun arasındaki ilişkide bir zorluk olacağı ihtimali, olabileceği ihtimali seni korkutmaz mı? Tabii ki mi? Korkutmaz ama bilirim. Öyle bir olabilir, şey olacağını bununla biliyorum. Baş edeceğiz. Tabii ki. Hazırlıklı görebiliyorsun olabilir. Yani gerçek ortada. Zor. Evet, bir yani, zorluk var. Yani sorunlu çocuk için zor olacak. Senin çünkü için, bir bebek gelecek, evet, bir bebek hayatımıza. Çocuklara dokunabilmek, onlara yeni bir hayat verebilmek ihtimali ama insanın içini birazcık ferahlatır ve güç verir diye düşünüyorum. Ne dersin? Her türlü. Çocukların öyle bir şeyi var. Fakat çok kahramanca bir hareket, bunu kabul edelim. Yani yaptığın şey çok, çok zor bir çok seçim yapmışsın. Bilerek yapmadın. Yani aldın, bir hafta sonra öbürünü öğrendin ama senin vicdanın, angajmanın
o çocuğu tekrar eski yerine göndermeye müsait değil de hayata devam ediyorsa ama öyle çok, artık. Tercih çok cesur bir karar bir kere. Benim tercihim. Tanışalım mı bu hanımefendiyle? Ya çok merak ettim. Ben de. Geliyor evet, efendim. Evet yani diyecektim ki artık nereye doğru gidiyor bir gelsin. Ah canım. Evet. Simay Bülbül. Onun içinden Simay. Konuşuyorsun. Ya, ya tanışıyor musun? Çok seviyorum tabii. Çok da tanışırım. Peki Simay Bülbül başarılı ve ödüllü bir tasarımcı. Bilmez miyim? Babasını Simay. Kaybettikten sonra hayata karşı bakışı tamamen değişmiş. Eşi Serhan'la birlikte. Evet. Onu da tanıyorsun çok herhalde. Çok tatlı. Onu böyle rasta saçlarıyla tanıyorum. Evet. Yani. Bir çocuğa koruyucu aile olduktan sonra başka çocuklara da aynı duyguları verebilmek ve ya. Koruyucu ebeveyni yaygınlaştırmak için nasıl? Ne yaptılar? Kırmızı Çocuklar Derneği'ni kurdular. Ay tebrik ederim. Simay Hanım hayatına dokunabildiği her çocuğun kendisini daha değerli kıldığını, bütün çocukların eşit sevgiyle büyüdüğü bir dünya hayal ettiğini söylüyor. Eşiyle birlikte bir bilim ve tasarım merkezi hayata geçirmek için çabalıyorlarmış. Durmuyorlar da yani. Hayatlarında kırmızı çizgide olan çocuklara yardım etmek, onlara dokunmak ve bir aile duygusu yaratma fikri onların hayatını zenginleştiren ve çocukların da hayatını değiştiren bir şey. Çok bence çok yüce harika bu, çok şey. Yüce gönüllü bir davranış. Çok. Peki şimdi Simay'a sormak istiyorum. Artık tanıyoruz Simay olduğunu da öğrendik senin. Ailenin anaokulu sahibi olmasının senin koruyucu anne olmanda bir etkisi var mıdır acaba? Kesinlikle. Değil evet, %100. Hey yani, bende ne varsa onu çıkartırsın. Tabii, kesinlikle. Aile seni nasıl yetiştiriyorsa onlarla başkalarının büyüyorsun. Çocuklarında seni sevdiği kadar seven bir anne babaya sahip evet. olmanın doğal sonuçları Simay doğal gibi sonuçları. Bir insan olmak. Evet. Kendisine de uygun bir eş bulduğu anlaşılıyor Serhan ve Simay. Harika. Evet. O da onun tercihini. Evet. O eşi tercih etmiş. Onu seçmiş. Peki aslında. Babanın misyonunu bir çeşit devam ettirdiğin baba sürdürdüğün yaşıyor. İçin mutlu musun? Yaşıyor. Çok. Baba yaşıyor. Bir de herhalde o koruyucu aile olduğu çocuk değil mi? Nasıl evet. sarıldığına bakar mısın? Küçüğü biyolojik annesi oldu. Öbürü onun de, aynı zamanda evet. babası ona sarılan aslında. Evet yani tabii. Ben. Doğru. Çok doğru, güzel. Çok. Hem çocuklarına hem babasına, ailesine sarılıyor değil mi? Tabii şu an minnettarlık şey, vücut dili ne kadar minnettar olduğunu gösteriyor çocuğun anneye. Peki vücut diline bakarak söyleyelim. Babası sağ olsaydı ona ne söylemek isterdi Simay? Senle gurur duyuyorum güzel kızım derdi. Simay babasına ne derdi? İyi ki varsın. Babacığım iyi ki varsın sana minnettarım derdi. Peki güzel Simay'la Serhan'ı biraz da Simay'ı çok alkışlıyoruz. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Yıllardır Simay'la haberleşemiyoruz. Yani şey çünkü hep böyle dizilerde olsun, o gittiğim galalarda olsun, işte Üç Maymun dönemi. Sürekli haberleştiğim arkadaşlarımdan biriydi. Ama gerçekten o moda dünyasında çok güzel insanlar var. Evet. Çok güzel insanlar var. Başka türlüler. Benim gelinim de moda tasarımcı bu arada, Gizem. O da New York'talar Ekin'le beraber. Çok güzel bir dünyaları var. İnanılmaz bir şey. Orası başka bir şey galiba. Başka bir alan. Bizden evet, farklı. Yaratıcı, daha huzurlu, daha neşeli değil mi? Her şey var çok, içinde. Kumaş 9'dan var, 5'e mesaisi olmayan, her evet. dakika düşündüğün, hep, çalıştığın, hep. Gece gündüz çalışabildiğin bir kesiyor, iş. Kesiyor, biçiyor, dikiyor. Düşünsenize bizim roller için yaptıklarımız o kumaş üzerinde gerçekleştiriyor. Evet. Peki Simay'a bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz ve çok saygı duyduğumuzu belirtmiş olalım. Çocuk, harika bir iş yapmışlar. Evet, çok. Biraz senle devam edelim. Böyle kalben ve aynı zamanda biyolojik anneliğin sence aralarında bir fark var mı? Yani bence bir, yok. Gönüllü annelikle biyolojik annelik arasında şöyle benim yani yaşadığım bir yani hikayeyi anlatayım bunun üzerine. Çünkü o da gerçek bir hikaye. Ben Ekin'i İzmir'de doğurdum. O sıralar tabii anaokulu falan bakıyoruz böyle hani şey açısından hani tiyatroya İşine gidip gücüne geleceğiz devam falan. Evet. Anaokullarına yani çok küçük olduğu için göndermek istemedim. Yani birkaç yer gezdim çok hoşuma gitmedi açıkçası o dönem. Güvende hissettim. Ve yani evet sonra çok güzel bir komşum vardı.
Elmas teyzem. Sonra ikinci canneannesi gibi olan Elmas teyzem. Elmas teyzenin hikayesi çok ilginç. Elmas teyze İhsan amcanın karısı. Hatice Aslan şu anda programı ele geçiriyor. Biraz doğum, idare edeceğim, sonra döndüreceğim. Merak etmeyin. Haluk doğururken ölüyor. Yani Haluk'un annesi doğururken ölüyor. Çocuk doğuyor. Büyük kız 5. sınıfa gidiyor. Elmas teyze ile İhsan amca evleniyorlar. O çocukları büyütmek için. Ve Elmas teyze o daha farklı bir şekilde çocuklarımı iyi bakamam, kendi çocuğum olursa ayırabilirim mantığıyla doğum kontrol hapı kullanmaya başlıyor. Bir süre sonra çocuğu da olmuyor. O çocuklar büyüyor. Oy oy oy. Evet, o sırada da Ekin büyüyor. Biz Haluk'la tanıştık. Ekin senin oğlun bu arada. Haluk üniversiteye gelince haber verdiler. Ben aslında senin annen diyelim. Kesinlikle kabul etmedi tabii ki. Hülya biliyordu zaten annesi olmadığını ama o da hani çok saygı duyuyordu. Sonra Hülya'nın çocuklarını büyüttü. Anneannelik yaptı. Vay vay vay. Haluk'un çocuklarını büyüttü. Elmas gibi bir kadınmış. Tam elmas gibi bir kadın. Ekine çok büyük emeği var. Son İzmir seyahatimizde kemer altındaki gurme maceramızı kesip benim gitmem ziyarete lazım gittim dediğinde Elmas Hanım'a mı gitmişti? Hep daima. Daima. Harika. Elmas Hanım'a da buradan selamlarımızı. Çok teşekkür ederim. O yüzden yani yetiyoruz. Böyle bir hikaye var yani. Büyütüyorlar. Çok da güzel büyütüyorlar. Sen çok çocuk seven birisin. Çok bunu çok yakinen biliyorum. Sadece kendi evladın değil, herkesin çocuğu için gözyaşı dökebilecek, sevinebilecek birisin. Çok seviyorum. Bunda 9 çocuklu bir ailenin evladı olmanın etkisi var mıdır? Vardır. Büyük ihtimal. Annem de çok kalabalık, seviyordu. Kalabalık, sevgi dolu bir ortamda büyümüş olmanın değil çok mi? Ya yok, tamam yoksunluklar, sıkıntılar elbette ama çokça da sevgi var bu işin çok, içinde. Doğru çok değil var. Mi? Çok doğal bir sevgi hem de. Çok güzel bir sevgi. Yani var. Bu çok çocukluluğu sürekli bir talihsizlik olarak anlatmaya karşıyım. Yok çünkü ya. Çok çocuklu ailelerin içinden çok sevgi dolu insanlar çıkıyor. Dayanışma çıkıyor. Hayata sıkı tutunma çıkıyor. Sağlam insanlar çıkıyor. Bu gerçeği de şey yapmış olalım. Peki genel olarak aile kavramı bu anlamda hani kalabalık bir ailede her türlü savaşarak büyümüş bir birey olarak aile konusunda ne düşünüyorsun? Yani aile nedir? Yani herkese göre değişiyor çünkü şimdi öyle aileler var ki baş belası olabiliyor. Hatice'ye ben göre. Ben Hatice'ye göre mi? Çok çok iyi. Hatice'ye göre çok çok şükür. Birbirine tutkulu bir ailesiniz çok, değil mi? Çok. Ama böyle aşırılık da yok. İlginç bir şekilde birbirimizin hayatına karışmıyoruz. Herkesin farklı hayat biçimi var. Güzel olan bu çünkü. Evet, daha benim hiçbir gazetede çıkan haberler dahil olmak üzere daha bir kere ne annemden, ne abimden, ne ablam, ne babamdan, hiçbirinden ne oluyor falan hiç sorup da hatırlamıyorum. Birbirine tutkuyla bağlı ama her biri bağımsız olan saygı bireylerden var oluşan kesinlikle bir aile gibisi kesinlikle yoktur. Çok güzel bir yoksa şey. Yoksa çok korkunç şeyler de var aileyle ilgili. Yani biraz ironik mizah da katılmış şeyler. Bir tanesi şeydir biliyorsun, Bernard Shaw yanılmıyorsa, dünyada en güzel şey büyük geniş bir aileye sahip olmaktır. Tabii ki senden uzak bir şehirde diye bir tercüme. Seninki biraz, öyle değil. Yani işte yetişme tarzıyla alakalı. Bizim evet kültürümüz artık ve ne yaşadıysa biraz evet daha değişik belki. Peki son burayı bağlamak için sorayım. Koruyucu aile meselesine nasıl bakıyorsun bu örnekten de hareketle? Yani imkanlarım el verseydi isterdim. Hiç bir tane. Abi. Düşündüm bir ara, dediler ki çok zor. Hani öyle kolay bir şey değil. 3,5 yıl bekleyeceksin, şöyle olacak, böyle olacak. İstediğim şeylerden biriydi açıkçası. Peki sen tiyatrocu olmasaydın anaokulu öğretmeni olmak hala isterdim dedin ya arada. Hala. Onu bir daha bir... Ya yani gerçekten çocuklarla aram çok iyi. Yani onların da benimle arası çok iyi ilginç bir şekilde. Zaten arkadaşlarımın çocukları da, kendi kızımdan da tepe taklak böyle tepemdedir hepsi yani. Tatlış mı artıyorsun? Hatta bir arkadaşım diyor ki gel Alaçatı'ya yerleş. Hiç başka bir şey istemiyorum. Biz burada sana bakarız. Burada dur sadece. Çocuklar, arkadaşlığım çok iyi onlarla. Çünkü gerçekten hayranım çocuklara. Evet. Başka türlüler. Ben böyle nerede bir çocuk görsem, havaalanı olsun, burada olsun, başka yerde
farkına varmadan dikkatim oraya yöneliyor. Ve onu gözlüyorum. Annesinin yanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Anne onu duymuyor. Biliyorum, biliyorum. Onun kemer altında da görüyorum. Ağlayan bir kızı kıstırdın ya, yavrum niye ağlıyorsun diye. Annesi babası teslim oldular sana falan. Evet, doğru. Güzel, harika bir şey. Ya bu. Ne olur iyi davransınlar çocukları. Evet. Çünkü onlar arada çok güzel bir şey söyledin başında. Herhalde. Çocukların dinlenilmeye ihtiyacı var. Çocukları dinlemek lazım. Kesinlikle. Biraz fazlaca komut veriyoruz ve az dinliyoruz galiba. Kesinlikle. İhtiyaçları olduğu kadar fikir verelim, komut verelim ama mümkün olduğu kadar çok dinleyelim diye bağlayalım mı burayı? Çok iyi olur. Hollanda'da birkaç yıl moda eğitimi alıyor ve tasarımcılarla çalışıyorsun. Yurt dışında kalmaya devam eder misin bu durumda, yoksa Türkiye'ye mi dönüp yapmak istersin? Eğer yurt dışında aldıysam o eğitimi, orada biraz onu bir uygulamaya çalışırım. Çünkü oranın kültürüyle beraber o eğitimi aldım. Şimdi emeklerinin karşılığını gördüğünde ne düşünüyorsun? Biraz işin içine girdin, biraz ilerledin, bir markan var. Çok nefes aldım şu an, çok hoşuma gitti. Böyle bir oh çekiyorsun, o yani emeğinin karşılığını almanın verdiği bir mutluluk var. Çocuklar için bir adım atmak, onların hayatlarına daha fazla dokunabilmek, sevgi verebilmek için neler yapabilirsin? Bunları düşünmeye başlıyorsun. Çocuklar için ne yapabilirsin? Çocuk odaklı tasarımlara yönelirdim. Gönüllü anne olma konusunda kararlı mısın? Eğer bir karar aldıysam orada yürümeye devam ederdim. O çocuklarla beraber, hem de kendimi babama daha yakın hissederdim. Bir çocuğa koruyucu aile olduktan sonra başka çocuklara da aynı duyguları verebilmek ve koruyucu ebeveyni yaygınlaştırmak için ne yaptılar? Kırmızı Çocuklar Derneği'ni kurdular. Gene seni İzmir'e götüreyim, orada iyisin. Vallahi İkinci hikayemiz de İzmir'de. Hadi bakalım. Uzun yıllar güzel bir aile kurma hayaliyle yaşıyorsun, İzmir'desin. Evet. 20'li yaşlarının başında iyi bir işe girip çalışıyorsun. Tanışıp sevdiğin biriyle mutlu bir aile kurmak üzere evleniyorsunuz. Ailenizi büyütüp, biraz daha büyüterek çocuk sahibi olmak, çocuk sahibi olarak biraz daha büyütmek istiyorsunuz. Ancak beklediğiniz mutlu haber bir türlü gelmiyor. Bu durum seni nasıl etkiler? Yani bir çocuk sahibi olmak istiyoruz ama bir türlü o noktaya gelemiyoruz. Herhalde bedenim daha henüz tam gelişememiş derdim. Yani henüz onu yani o oluşumu sağlayacak bir bebeği dünyaya gelişecek hale gelmemiş derdim. Öyle değil ama. Öyle değil mi? Tabii canım, evlenmişsin. Evlendim işte, ama işte olmuyor bazen ya, beden tam ona hazır değil. Ha. Oluşamıyor içeride bir şeyler. Olabiliyor, belki çok gergin bir insanım. Belki eşin hazır değil, belki senin hazır. Yani bir şey hazır değil yani orada, çünkü çocuk hemen gelmiyor yani önce. Bir tıbba başvurmakta fayda var değil mi? Ben Hatice olarak konuşmuyorum. Yani. Peki, tamam. Okey, başvuralım. Evet, Hatice olarak konuşmuyorum. Gelişmiş, gelişmiş tıp imkanları sayesinde kısa bir tedavi süreci yaşıyorsunuz. Bir müddet sonra beklediğin müjdeli haberi alıyorsun. Yaşasın. Demek ki vücutta bir sıkıntı yokmuş aslında. Hı hı. Anne olacaksın. Hem de bir kız, bir de erkek olmak üzere ikiz bebekler olacak. Tabii, yani öyle bir müdahale de ister istemez. Büyük geliyor. Çarpı çarpı, iyi ki üç olmamış. Peki bu haberi, mutlu haberi aldığın zaman ne düşünürsün? Yani güzel bir şey. Bir anda 9 ay bekleyip bir tane doğuracaksın, 2 tane oluyor. Şahane. Şahane bir şey. Paketten 2 hediye çıkıyor. Daha ne olsun? Diyorsun. Şahane. Peki, her şey yolunda gidiyor ve 2005 yılında çocukların sağlıklı bir şekilde dünyaya geliyorlar. Eşinle birlikte çok çalışıyorsunuz ve çocuklarınıza iyi bir gelecek kurmak için çabalıyorsunuz. Harika. Hayat, aile, işler derken zaman hızla akıp geçiyor. Çocuklar büyüdükçe hayalleri de şekillenmeye başlıyor. Kızın doktor, oğlun da pilot olmak istiyorlar. Çok iyiler. İkizler değil mi bunlar? İkizler, bu arada? Evet. Süper. Ancak eşinle anlaşamamaya başlıyorsunuz. Anlaşmazlık başlıyor aranızda. Evet. Ve ikizler 8 yaşındayken ayrılıyorsunuz. Ve sen çocuklarınla baş başa kalıyorsun. Birçok kadının yaşadığı gibi. Evet. Tek başına çocuklarını yetiştirmekte zorlanır mısın? Başka bir iş daha bulurdum. Ek bir iş daha yapardım. Ama o ikinci yaptığım iş çocuklarımla bağlantılı bir iş olabilir ki onlarla daha çok ilgilenin. Diyelim ki işte onun okuluyla ilgili bir şey olabilir. Hani daha 8 yaşındaysa ikisi de okula gidiyor. Hı hı. Yani hem onlara bakabileceğin hem de para kazanabileceğin bir iş mi olmaya çalışıyorsun? Evet, belki ikinci bir iş olarak. Çünkü bir işi var anladığım kadarıyla. Bir iş daha yapardım. Çocuklarının iyi eğitim almaları ve hayallerine kavuşabilmeleri için elinden geleni yapıyorsun, yapmaya çalışıyorsun. İyi kötü her şey yolunda. Bir gün sen işteyken
İkizler de evde ders çalışıyorlar. Günün bitmesini ve eve gidip çocuklarına kavuşmayı beklerken muazzam bir gürültü kopuyor. Ve bütün şehir şiddetle sallanmaya başlıyor. 30 Ekim 2020. Seferihisar'da meydana gelen ve İzmir'de büyük yıkıcı etkileri olan o depreme maruz kalıyorsunuz. Hemen panik halinde telefona sarılıyorsun. Telefonu açan oğlun sadece "çok kötü" diyebiliyor ve hat kesiliyor. O an binanın yıkıldığını anlıyorsun. Bu durumda ne yaparsın? İş yerindesin. Elinde yani, telefonu kala kaldı. Bir an önce elimden geleni, her şeyi yapardım. Peki sağ bulabileceğine, sağ salim kurtulacaklarına inanıyor musun? Onu düşünmemeye çalışırım o anda. Ne yapabilirim şeklinde kafamda bir sürü şeyi dolaştırıp bir an önce ulaşmak. Amacım şu anda eğer yakınlarımda bir doktor arkadaşım varsa bir doktor arkadaşımı alırdım yanıma kesin. Hmm. Mutlaka alırdım birini. Yani sen de iştesin. Ne olur bütün ne olmaz diye. Evet yani ama bir an önce ulaşmaya çalışırdım. Hemen yola çıkıyorsun. Ancak sokağınıza çok zor şartlarda varabiliyorsun. Ah, tabii. Evin önüne geldiğinde bütün apartmanın yıkılmış olduğunu görüyorsun. Toz dumana karışmış, her yer alt üst. Çocukların apartmanın içinde yıkıntının altında mahsur kalmış. Hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyorsun. Yardım ve kurtarma çalışmaları başlatılıyor. Enkazdan canlı çıkacaklarına inanır mısın? Sonuna kadar. Bütün umudumla yani. O en son. İnsan yani başka ne umudumla? Günlerce umudumu yitirmezdim. Tırnaklarımla kazırım orayı. Evet. Şüphesiz. Evlatlarını bir daha göremeyecek olma ihtimali. Bu duyguyla nasıl baş eder insan? Edemez. Bu durumda umudu korumak çok zor olur herhalde, değil mi? Çok. Elimden geleni yapardım. Arama kurtarma ekipleri çocuklarına ulaşmaya çalışıyor ve ikinci gün oldukları yeri tespit ediyorlar ama ikinci gün. Bulundukları yer çok sıkışık, çok zor. Başka daha ağır bir sorunla karşılaşmamak için hemen müdahale de edemiyorlar. Enkazın hafifletilmesi gerekiyor teknik olarak. Sen de bu süreçte ruhsal ve fiziksel olarak çok yıpranıyorsun elbette. Tabii. Dördüncü günün sonunda çocukların çıkarıldığını duyuyorsun. Ancak alkış duymuyorsun. Çünkü depremde genelde biliyorsunuz canlı kurtarma, evet, hayatta kaldıysa evet, şeyler bir evet, alkış kopuyor filan. Burada sessiz bir manzara var. İkinci gün ekipler onlara ulaştığında çocukların çoktan hayatlarını kaybetmiş olduklarını öğreniyorsun. Şimdi binbir zorlukla dünyaya getirip gözünden sakındığın evlatların artık yok. Bu durumda ne hissediyorsun diye bir soru var. Boşluk. Yani bu soru var. Tam bir sorulası boşluk. Bir soru değil, cevap verilesi değil ama soruyorum. Tam bir boşluk. Başka bir şey değil. Bunlar insanların başına çok geliyor zor. Ve düşünmek zorundayız. Çok zor. Çok zor. Yani orada başka bir boyut belki yani yaşadığın duygu. Hani anneni yerine koyduğum için söylüyorum. Normal aklın sınırlarını aşan aşıyor, bir şey. Aşıyor. Şeyle. Günlük hayatın içinde değilsin artık. Başka bir yerdesin ve o başka bir güç belki bilmiyorum. Yani bir şekilde kalıyorsun ayakta. Peki evlatlar olmadan hayata sarılabilecek misin tekrar? İnsanız ya. Evet. Onları kaybettin, sen hayattasın. İnsanız, hayatın içinde hep bunlar var. Gerçekten ağır bir şey. Peki o günden itibaren hayata başka bir gözle bakmaya başlıyorsun. Çünkü bütün bu yaşananların bir anlamı olmalı. Ve sen bu uğurda bir şeyler yapmalısın belki de. Kesinlikle. Tek dayanağın bu, bu duygu, bu fikir. Bir sosyal medya hesabı açıyorsun ve bir tür iyilik hareketi başlatıyorsun. Elbette bir anne olarak bunlar sana yetmez. Acıyı hafifletmez bile belki. Zaten o duyguyu paylaşmaya kalkışmak bile belki burnu büyüklük ama bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir anlama çabası, paylaşma, başkalarına da bir mesaj, kendimize ve başkalarına buradan bir ders çıkartma duygusuyla irdeliyoruz bunu. Aslında amacın çocuklarının ismini yaşatmaktan ziyade başlattığın hareketle birlikte bir felsefe
edinmek, bir fikir dünyası, bir fikir alanı, bir çekmece Bravo. En azından Bravo. Oluşturmaya çalışmak. Bu oluşum ve hareket seni mutlu eder mi? Çok. Eder, yani değil mi? Hayata bağlar. Bir tutunma biçimi en azından. Ve çocuklarını yaşatmanın verdiği bir şey var, içinde evet. de duygu var. Bu derece bir büyük bir musibetle olur. Karşılaşmış bile olsan bundan bir şey çıkartmaya çalışmak insanın iyi yanının işareti galiba. Kesinlikle. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun bu hareketle birlikte? Aslında deprem öldürmez, bina öldürür diye bir cümle vardır. Evet. Bununla ilgili, çünkü bizim bulunduğumuz bölge deprem bölgesi, Türkiye'nin bulunduğu tabaka deprem bölgesi. Bu tip çalışmaların her yerde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yapılan binaların yaşam koşullarının ayarlanması ile ilgili çalışma yapardım yani. Evet, yani elbette bununla ilgili vazifeli olan yerel ve genel şeyler var, otoriteler var ama tabii biz de bu konuyu unutmadan, yani hep konuştuğumuz şey deprem oluyor, büyük kayıplar, acılar yaşıyoruz ama insan hayata devam etmek, yaşamak zorunda ve giderek acımız hafiflemiyor belki ama bir şekilde unutmaya veyahut hatırlamamaya başlıyoruz ve eski yeknesaklık, eski tedbirsizlik, eski özensizlik bir şekilde devam ediyor. En azından birey olarak bu konuda uyanık olmamız lazım. Unutturmamak çok adına. Güzel bir şey bunu yapmak. Sen şöyle yapıyorsun, depremde kaybettiğin ikizlerin adına iyilik ikizim hareketini başlatıyorsun. Senin hayatta kalma amacının artık bir iyilik hareketini devam ettirmek olduğuna inanıyorsun. Evlatlarını depremde kaybettikten sonra başlattığı bu oluşumla başkalarının çocukları ve insanların da hayatına dokunmaya çalışan bu hanımefendiyi tanıyalım istersen ya, ve öyle çok, devam edelim. Sarılıyorum ona yani. Birlikte kimse, sarılalım bakın geliyor. Gerçekten. Tülin Batmaz. Onu da mı tanıyorsun? Yani yabancı gelmiyor. Evet. Sosyal medyadan takip etmiş benim. Olabilirsin. Şimdi Tülin Hanım 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan o büyük depremde ikiz evlatlarını kaybetti. Onlar için kurduğu iyilik ikizim hareketiyle başkalarına da yardımcı olmaya çalışıyor şimdi. Evet. Onların ikizlerin adını yaşatmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında fidanlar dikiliyor. Afrika'da ve Asya'da su kaynakları hizmete açılıyor. SMA hastalarını destekliyor ve sokak hayvanlarının Bravo. Beslenmesine yardımcı oluyor. Bu kapsamda öğrencilere burs veren iyilik ikizim gönüllüleri, pilot ve doktor olmak isteyen öğrencilere burs veren iyilik ikizim gönüllüleri, onların hayallerini yaşatmak için pilotaj ve tıp eğitimi alan birer öğrenciye de eğitim desteği sunuyor. İkizlerin isimleri okudukları liselerin konferans salonlarına, mezun oldukları okulların sınıflarına, Kemalpaşa'da küme evleri ve İzmir Bornova Atatürk Kitaplığı'ndaki çocuk odasına verilmiş. Şimdi Tülin, tekrar soruyorum. Çocukların olmasaydı hayatın nasıl ilerlerdi? Öyle bir kişiliğe sahibim belli ki, yani sağlam ve hani böyle sürekli engelleri aşmayı başarabilen biri olduğum için vazgeçmeyen biri. Çocuğum olsa da olmasa da demek ki yine bu tarz bir sosyal hareketin içinde olurdum. Böyle bir kimlik. Böyle yani. Bir kimlik çünkü evet. yani bu bir sebep olmuş, başka bir sebep çıkardı bu sefer de. Bir şekilde Tülin öyle biri olacakmış. Demek ki insan... Ne kadar ağır bir travma yaşarsa yaşasın, evlatlarını kaybetmek yani bu ve biçimi çok zor bir şey. Yine de Tülin acıya tutulmuş. Bu gerçekle yaşamayı öğreniyor yani, ve gereğini yapıyor demek. Acısını yaşamış, ızdıraba dönüştürmemiş. Evet. Yani yaptığı o, yani yine o onu güçlü kılan şey o. Yani o bataklığın içinde kaybolmamış, çıkmış oradan ve orayı yeşertmiş. Evet, travmanın yarattığı boşluğu başkalarının çocukları için bir şeyler yaparak doldurma gibi çok yüksek bir çok. Şey yani tercih yapmış. Yani şuradaki çocuklar bile yani ne kadar güzel. Evet. İşte onlar herhalde büyük Afrika'da güzel. Falan açılan oraya su kaynakları ile ilgili. Su götürmek ne kadar yani su gibi aziz evet. olsun Tülin evet. gerçekten. Deprem günü evde olsaydın bir şey değişir miydi? İşte bilemiyoruz onlara. Belki hep beraber. Hep beraber. Yani onun için
Bilemiyoruz ki hayat ne, yani o zaman da ona göre bir hayatın oluyor. Peki evde olmamanın o anda bir anlamı olduğunu düşünür müsün? Yine de yanlarında olmak isterdim. Değil her mi? Türlü yani elini tutmak, o an yanlarında olmak başka bir şey. Başka bir duygu, annelik duygusu o. Zaten Tülin'i yaptı da şu an çocuklarıyla yan yana olmaya çalışıyor her türlü. Evet, o çocuklarıyla beraber. Tabii. Doğru. Şimdi bu sorularım sana gelecek. Sen 99 depreminde ailesini kaybeden genç bir hanımefendiye, aslında hepimizin tanıdığı Ece Dizdar'a çok destek oldun, kol kanat gerdin. Bir miktar da annelik yaptığını biliyoruz. İyi bir arkadaşız. Evet. Annelik demeyeyim de iyi bir arkadaşız. Çok onunla. İyi bir yol arkadaşı. Güzel bir yol arkadaşlığı, evet. Yaşça büyük, daha tecrübeli, evet. Daha ilerlemiş birisi olarak onun yanında yer aldın. Gurur duyuyorum onunla. Çok akıllı ve zeki bir kız. İnanılmaz bir kız o. Ailenin bir parçası gibi değil mi senin? Ekin ona hep şey der, benim 10 yıllık ablam hani o zaman hani öyleydi. Hani sonradan tanıştığı için Ece ile. Ece tabii üniversitede okuyordu o sıralar. Yani halkla ilişkilerde okuyordu. Sonra tiyatroyla bir anda iç içe oldu, gitti İngiltere'de eğitim aldı. İnanılmaz yani çeviriler, oyunlar. O da depremden kıl payı kurtulmuş birisi. Tanıştığında ne yapmıştın acaba, ne hissetmiştin? Ben şöyle bir şey, o hikaye biraz değişik. Şöyle yani çok dramatik anlattılar genelde ve hani bir şey de yapamadık. Hani çünkü anlatıcı ve yazıyor. Doğrusu şu, benim çok yakın arkadaşlarım Aynur'la Şinasi'nin, Ece'nin annesi babası çok yakın arkadaşlarıydı. Bu depremden sonra ben o sıralar Küçük Adam Ne Oldu Sana çalışıyorum. AKM Aziz Nesin sahnesinde. Dedi ki ya dedi böyle böyle dedi depremde anneyi babayı kaybetti Ece. İstanbul'da şu an okuyor. Dedi hani gelsin ona bir destek olur musun abla? Dedim ne demek her zaman. Hı hı. O şekilde Ece ile ilk tanışmamız odur. Hı hı. Tiyatroya gelmişti, provamıza gelmişti. Hı hı. Küçük Adam Ne Oldu provasına gelmişti. Hı hı. İlk öyle tanıştık. Sonra da yani Ece her zaman şey dedim yani onun kendi hayatı, çevresi, akrabaları, abisi vardı. Burada bir evin olduğunu ve her an sana yani şartsız herhangi bir yani şey olmadan, şart koşmadan hı hı. yanında olacağımı bil demem bile zaten yeterince şey güzel bir şeydi. Kaç yıldır aşağı yukarı yol arkadaşlığı yaptım? 99'dan beri. Yani 23. Genç 24 kadın artık ben harika. Ona yani... Çok da başarılı, hoş bir oyuncu oldu. Çok harika bir kız. Evet. Çok zor. Peki yani annelik seni değiştirdi mi? Biraz ekine biraz de gidelim. Biraz şöyle, ben hep böyle kendimi zaten öyle görüyordum. Çünkü çok... Kalabalık ailede büyümenin öyle bir avantajı var. Kendinden küçüklere zaten annelik ediyordun. Okuldan geldim. Mehtap benim kucağımda büyüdü. Düşün yani 8 yaş var aramızda. 3 yaş. 3 küçüğüm. Yani Fikret, Gülseren, Mehtap. Mehtap yani 8 yaş olduğu için aramızda bayağı taytay duruşunu küçük bilirim. Küçük anne oldun sen ona. Onu ilk taytay durup bana doğru hadi gel deyip yürüten kişiyim yani. Çok Gülseren küçük tifik hepsi yani aramızda çok şey olduğu için. Bir de ben okuldan gelirdim o zaman öğleci sabahçı diye bir ayrım vardı. Bilmiyorum şu an ilkokullar nasıl, bilmiyorum, ortaokullar. Annem bir dönem hastanede yattığında ben sabahçıydım. Okul bitince eve gelirdim. Tabii abimler bu sefer de gitmiş olurlardı okula. Ev darmadağınık tabii yataklar bilmem neler. Ben bayağı iş yapardım evde. Tabii. Evi toparlardım. Daha de, ben de orta stajını çok erken yaptın yani. Ekinden önce gayet büyük bir tecrübe kazanmıştın yani. Doğru seviyordum mu? Da işin tuhafı. Annem derdi ki benim işime karışmayın derdi. Ben de bayılırdım ev işi yapmaya. Şimdi ekinle... Otur kitabını oku derdi bana annem ya. Ne hadi kocamı bekleyeceksin evde derdi. Otur kitabını oku derdi. Ben böyle seviyordum. Örgü yapayım, bir şeyler yapayım, dikeyim. Hala seviyor musun? Hala çok seviyorum. Peki oğlunla şahane bir ilişki var. Çok iyi arkadaşsınız biliyorum. İyi anlamda söylüyorum.
New York'ta yaşıyor değil mi? Evet, New York'ta. Ve evli. Eşiyle beraber. Özlüyorsun evet. Tabii ki çok. Her yıl gidiyorum. Allah'tan bu şey var, bu FaceTime falan ne kadar güzel bir şey. Peki nasıl iyi anne olunur? Bize çok nasıl, kısa bir şey söyle, özet yap. Altın birazını bir ekinden öğrendim. Birazını tabii kendi canım. Kendime yol aldım. ben de küçüktüm çünkü doğurduğum zaman aslında. Evet. Dinlemenin çok büyük faydası olduğunu ekinden öğrendim. Anne dinlemiyorsun gibi bir uyarıyla ben dinlemediğimi fark ettim. Daha çok hani şey oluyorsun, bir şey söylemeye çalışırsın ya, hani seni söylemen gereken şeyler vardır hep. Onu öğrendim. Sohbet etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, hep hayat dersi vermemenin, aslında onun zaten bir hayatının olduğunun, farklı bir hayatının olduğunu, aslında hiçbir zaman onu en yakınındaki arkadaşı ya da eşi kadar tanımayacağımın. Yani biz anne ve baba olarak zannediyoruz ki biz çok iyi tanıyoruz evi. Halbuki onun bambaşka bir hayatı var. Doğurduktan sonra onun hayatı okulla beraber değişiyor. Evden çıktığı andan itibaren yavaş kesinlikle. Yavaş başka bir gelişim var ve onun her saniyesine okulla tanık beraber. Olmadığımızı bilelim. Yeni bir yepyeni, bizim bilmediğimiz bir yanı gelişiyor, ediyor. Bazen bunun farkına varamıyoruz. Bazen farkına varmamamız için evlatlarımız ne mümkünse yapıyorlar. Gizli kalıyor onlar falan. Biz bir türlü öğrenemiyoruz. Evet. Zayıf zannettiğimiz bir konuda çok kuvvetli. Çok kuvvetli zannettiğimiz İnanılmaz. Bir konuda daha sonradan zaaflı çıkıyorlar. Sonradan öğrendim çok şey var. Çok şey. Ama bütün bunlara hazırlıklı olmak değil mi? Biraz da iyi annelik baba. Gerçekten her yerde olduğu gibi burada da müdahalenin iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Israrlı yani, bir müdahalenin yani. Evet. Yani şöyleydi mesela Ekin de çok bir ergenlik dönemi geçirdi. Tabii dışarı çıkıyor. O zaman bir de oturduğumuz yer tam merkezi bir yer. Eğlence sektörünün de tam alanında. Tabii bütün arkadaşları bizim evde çoğu zaman. Ekin'e iki koşul koymuştum sadece. Birincisi tabii ki gece dışarı çıkıyor. Ekin gece gittiğin yeri bileyim. İkincisi bu eve kusma. İki tane koşulum vardı. Araya bir de kaçta geleceğini. O yüzden o da iyi olmaz mı? Kaçta yok, bazen o kaçta erkek çocuklarına daha mı zor oluyor? Değişebiliyor. Başka yerde kalabiliyor. Ama o sorumluluğu ona vermenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. O sorumluluğu ben almayayım. Yani neden ben almayayım? Kaçta geleceğini o bilsin. Ben ona bir koşul koyarsam onu illaki yırtacak. Anladım. Açacak. Çünkü gençliğin verdiği bir ateş var onda. O yüzden Ekin gerçekten içki ve sigarayı sevmiyor gerçekten. Bir müddet sonra beklediğin müjdeli haberi alıyorsun. Tek başına çocuklarını yetiştirmekte zorlanıyorsun. Başka bir iş daha bulurdum. Ek bir iş daha yapardım. Ama o ikinci yaptığım iş çocuklarımla bağlantılı bir iş olabilir ki onlarla daha çok ilgileneyim. Seferihisar'da meydana gelen ve İzmir'de büyük yıkıcı etkileri olan o depreme maruz kalıyorsunuz. O an binanın yıkıldığını anlıyorsun. Bu durumda ne yaparsın? Seferihisar'a gitmek için elimden geleni her şeyi yapardım. Yardım ve kurtarma çalışmaları başlatılıyor. Enkazdan canlı çıkacaklarına inanır mısın? Bütün umudumla yani. O en son mesela yani günlerce umudumu yitirmezdim. Tırnaklarımla kazırım orayı. Şimdi binbir zorlukla dünyaya getirip gözünden sakındığın evlatların artık yok. Aslında amacın çocuklarının ismini yaşatmaktan ziyade başlattığın hareketle birlikte bir felsefe edinmek. Bu oluşum ve hareket seni mutlu eder mi? Çok. Eder değil mi? Hayata bağlar. Tutunma biçimi. Ve çocuklarını yaşatmanın verdiği bir duygu var. Onlar için kurduğu iyilik ikizim hareketiyle başkalarına da yardımcı olmaya çalışıyor şimdi. Birinci Dünya Savaşı biterken 1918'de Bursa'da başlıyor hikaye. Ne yaptın ya? Kolay mı bu işler? Bir mendil daha alayım da. Şimdiden bu mi diyorsun? Yok yani Birinci Dünya Savaşı falan dedim. Ha, peki. Savaşlar Bursa'dasın. Canavarca geliyor bana, evet. Haklısın. 1918 Bursa. Şehir yani doğduğun zaman şehir 1920'de Yunan ordusu tarafından işgal edilince hayatınız değişiyor ve diş tedavisi, şifacılık, sünnetçilik yapan babacığın kısa sürede çok varlıklı bir hale geliyor. Ancak bu refah durumu ailenize huzur getirmiyor. Askerler geri çekilip gidince babanın işleri bozuluyor ve annenle anlaşamamaya başlıyorlar. Bir gün annenle beraber bir düğüne gidiyorsun.
Orada şarkı söylüyor ve herkes tarafından çok beğeniliyorsun yani sesin. Ben de söylerdim. Ertesi sabah uyandığında konuşma güçlüğü çekiyor ve kimsenin anlam veremediği bir şekilde kekelemeye başlıyorsun. Şarkı söylemediğin zamanlarda hep kekeliyorsun. Bu durum seni nasıl etkiler küçük bir çocuk kekelemek ve birden başlayan bir şey? Ne yapar acaba? Oradan bir küçük bir çocuğun kalbinden, aklından, duygusundan ne diyorsun bu işe? Başıma bir şey geldi büyük ihtimalle. Birdenbire... Bir akşam evvel bir düğünde güzel şey şarkı oldu. Söyledin. Sabah kalktın kekeliyorsun. Ah. Belki kalabalığa karşı bir alerjin var. Onu şey ifade oldu yani. Ne olduğunu panik olurdum. Gerçekten şaşırırdım. Çok ne yapacağımı bilemezdim o an. Annen babanın işleri yüzünden yani işlerinin bozulması nedeniyle yaşadığın sefalete fazla dayanamıyor. Ve seni babaannenin yanına bırakıp İstanbul'a gidiyor. Ah canım benim. 11 yaşındasın. Annen tarafından terk edildin. Çok zor. Yani şimdi ne düşünüyorsun? Bir de üstüne annesizlik. Yani bir kere kuşak farkı var, annesizlik var. Babaanneyle bayağı bir kuşak farkı var. Baba yok, anne yok. Babaanneyle beraber. 20'li yıllardan bahsediyoruz. Ve doğru düzgün konuşup dile gelemiyorum. Evet. Şarkı söylerdim sürekli büyük ihtimalle. O benim. Madem şarkı söyleyebiliyorum. Şarkı söyleyebiliyorum madem. O şekilde kendimi var etmeye çalışırdım. Dahası var. Akranların okula başlıyor. Sen 11 yaşındasın. Ancak sen kekelediğin için okula yazılamadın. Gidemiyorsun kekelediğin için. Şimdi ne olacak? Bir de bu geldi. Ay çok buna zor. Ne diyorsun? Hiçbir 11 şey. Yaşında okula başlayamamak, kekelemek, annesizlik. Baba bir tarafta, anne de işler bozulmuş, babaanneyle kuşak farkı dediğin gibi. Çok zor. Yani ne yaparım ki evdeyim yani herhalde. Bursa'dayım hala. Bahçeye çıkardım, oynardım. Doğayla bütünleşmeye çalışırdım. Yani hayvanlarla. Çünkü onlar da benim gibi konuşamıyorlar. Belki onlarla bir bağ kurmaya çalışırdım. İnsanlardan uzaklaşırdım. Ama onlar birbirlerine ön yargılı davranmıyorlar. Öyle mi? Hayvanlar yani. Evet. İnsanlar öyle değil maalesef. Evet. İşte o yüzden onlara yönelirdim. Mutsuz ve umutsuz bir durumdasın 11 yaşında. Evet. Babaannenin yanında daha fazla kalamıyorsun ve 13 yaşına geldiğinde İstanbul'a kaçmaya karar veriyorsun. Aa. Bir gece babanın cebinden gizlice aldığın 2 lirayla kendini İstanbul'a atıyorsun. Arayıp buluyorsun Üsküdar'da annenin evini. Sonra gidip kapıyı çalıyorsun. Annen seni yanına aldıktan sonra hemen bir okula kaydını yaptırıyor. Bu esnada hala kekemesin. Fakat sadece şarkı söylerken hiç takılmıyorsun. Biliyorsun bu çok yaygın bir şey. Sesinin güzelliği ve marifetin okuldaki öğretmenlerinin derhal dikkatini çekiyor ve seni Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gönderiyorlar, yazdırıyorlar. Şarkı söylerken kekemeliğinin düzelmesi sence pozitif bir işaret mi? Nasıl bir kesinlikle. İşaret? Bir işaret mi? Tabii. Yani zaten aslında onun mesleğinin ne olacağı çok açık. Yani o öyle tarafa yönlenmesi, daha güçlenmesi için aslında o tarafa doğru. Bu bir doğru. İşaret. Tabii ki. Yani öyledir yani işte gözün görmüyorsa daha hislerin güçlüdür. Hani bir organın kapandığı zaman diğer organların daha güçleniyor ya, onun gibi bu yönü daha güçlenecek demektir onun. Yaşı 13 ama bu arada. Fark etmez ki. Ses 13 yaş az değil. Yerine oturmamış bile. Oturacak. Öyle mi? Evet. İyi hissediyor musun 13 yaşında? Evet, iyi hissediyorum. En azından şarkı söylerken kekelemiyorsun. Şarkı söylemek bana çok iyi geliyor. Özellikle peki. Böyle haykırarak dışarıda. Şarkı söylemek çok iyi geliyor. Takılmadan kendini ifade edebilir. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Üsküdar'dan sonra başka bir musiki okuluna gidiyor ve dönemin üstadlarından dersler alıyorsun. Bazen bir şey anlatmak istediğinde şarkı söyleyerek anlatıyorsun. Bu sayede zamanla kekemeliğini düzeltiyorsun. Yetenek arayan gazinocuların dikkatini çekiyorsun dönemi düşünecek olursak. Ancak yaşın sahneye çıkmak için müsait değil. Kağıt üzerinde yaşını 15'ten 18'e yükseltip çok sahneye iyi. Atıyorlar. Ya. Peki 15 yaşında sahneye çıkıp şarkı söylemek seni korkutmuyor mu? Korkutmaz. Çocukları korkutmaz. Beni de korkutmuyor. Dünyanın en güzel şeyini yapıyorum şu anda.
kendimi var ediyorum. İyi hissettiğin alanda. Evet. Güvenli alandasın. Kesinlikle güvenli bir alandayım ve o yüzden de mutluyum. Şarkı söylemek senin kalen. Kesinlikle. Peki. %100. O dönemler annenle birlikte teyzenin yanında yaşıyorsunuz. Enişten kazandığın bütün paraya el koyunca annenle birlikte yeni bir eve taşınıyorsunuz. Konserler ve turneler başlıyor. Sesinin güzelliği her yerde duyuluyor. 17 yaşında Eskişehir'de sahne alırken, 17 yaşında, varlıklı ve senden yaşça büyük biriyle tanışıyorsun. Evlenmek istiyor seninle. İkinizin ailesi de ve bilhassa annen karşı olduğu halde evlenir. Ne yapıyorsun? Evlenir misin? Evlenir. Evlenir mi? Evlenir. Evlenirim. Evlenirim. Evlenirsin. Neden? Çünkü sevdim, beğendim. 17 yaşındasın ama. 17 yaş tam da öyle bir yaş zaten. Kendini çok büyük zannettiğim. Fikri firar. Tabii. Genç, deli, delikanlı, deli bir kan akıyor içinde. Ve baba özlemi var. Onun da verdiği bir travma var alt tarafında. Yaş olarak büyük biri. Aile kurmak istiyor. Çoğu kadının düştüğü durum kesinlikle. Durum mu tuzak mı bu? Bilmiyorum. Yani adam tuzak kurdu demiyorum ama yok. Hayat böyle bir tuzak kurdu. Bazen oluyor babasızlık. Yani. Evet. İşte tercihlerimiz ya bizim hayatımızı belirleyen şeyler. O an onu tercih ediyor. Boşluk o boşluğu o şekilde dolduruyor. O boşluğu o şekilde doldurmaya çalışıyor. Anladım. Yani bu evlilikle... Sonra başka bir boşluk çıkacak. Hayat. Öyle. Peki bu evlilikle mutlu olabileceğine inanır mısın? İnanıyor musun? Bilemiyorum. Bakacağız diyorsun. Evet daha yeni evlendim. Onun için bilmiyorum. Şu an aşığım ve birlikteyim. Evleniyorsunuz ve eşinle İstanbul'a yerleşiyorsunuz. Hayranım eşime. Bir de oğlunuz oluyor. Bak ne güzel aşk var. Dur bakalım. İstanbul'a geldiğinizde eşinin ailesi size maddi destek olamıyor, olmuyor. Eşinin işleri birden kötüye gitmeye başlıyor ve bunalıma giriyor. Senin çevren sayesinde bir bankada işe girse de hiçbir zaman eskisi gibi güler yüzlü ve mutlu. Ben şarkı söylemeye başladım. Olamıyor. Bu evliliğin bir tür kaçış olduğunu düşünüyor musun? Aslında hayır, biraz, hayır düşünmüyorum. Sadece bir an önce tekrar şarkı söylemeye başlamak istiyorum. Dediğin doğru şarkı söyleme kısmı mecburum. Var. Elindeki şeyin o. Evet. Ama bir çocuk da var. Yani hem çocuğu büyütüp hem şarkı söylemek mümkün olacak mı? Bu ikisi bir arada yürür mü? Kocamın işleri iyi gitmediğine göre yardımlaşırız. O da bana yardım yürür mü eder. Bu iş? Bakalım. Yürütmeye çalışacağız. Tabii bakalım nereye gidecek ben de bilmiyorum şu anda. Böyle ilerliyor hayat zaten. Peki sen o dönem iyice ünlenip artık dönemin en önemli kişileri, sanatçıları arasında önemli kişilerin önünde şarkı söylemeye başlıyorsun. Programdan eve geldiğinde eşin kıskançlık krizlerine girerek sana fiziksel şiddet uygulamaya başlıyor. Eyvah. Eşin de maruz kaldığın bu şiddete karşı ne yapacaksın? Çok ağır. Çok ağır. Korkunç bir şey. Hem çocuğunu büyütüyorsun, hem evi geçiriyorsun. Hem yani o şiddeti uygulayan kişinin ne kadar zayıf bir kişiliğe sahip olduğunu ve hayal kırıklığı yaşarım. Derim ki benim yani güçlü bildiğim, hayran olduğum insan bu mu? Aşık olduğun adam ama. Aşık olduğum adam bu mu derim. Çok çok zor bir şey, çok zoruma giderdi. Hayal kırıklığı, büyük hayal kırıklığı. Orada çaba sarf eden bir insan olarak büyük hayal kırıklığı yaşardım. Peki kariyerin ve çocuğun için böyle bir şeye katlanır mısın? Katlanmam. Neden? Yani kariyerimle alakası yok. Hiç adamı marifet değil değil mi? Adamı bırakırdım. Bırakırım. O kişiyi bırakırım. Böyle bir şiddeti uygulayan kişi devamında çocuğuma da yansır, bana da yansır, işime de yansır. 30'lu yıllar olduğunu hatırlatayım mı sana? 1930'lu yıllardasın. Ha, doğru. Yani bugünkü gibi, bugün bile aslında kapıyı vurup çıkmak öyle kolay değil. Güçlü bir insanım. 13 yani o 13 yaşında Bursa'dan İstanbul'a gelecek kendi bir güce sahip olduğuma göre hala çok güçlüyüm ve 17 yaşında yani verdiği kararlar çok büyük kararlar. İstanbul'a kaçmak, 17 yaşında evlenmeye karar vermek, tekrar sahneye çıkmak çok büyük kararlar verdiğine göre... Yine büyük bir karar veriyor. Bu evlilik verecek. İçin annenin onayı yok. Düşüncesini ezip geçmiştin. Evet. İşler iyice bir yalnızlık da var. Çok korkutucu değil mi biraz? Onun desteğini isteyebilir misin mesela tekrar? Bir çabalardım.
destek aile isterdim. Aile budur değil mi? Evet, anne aile. Ne olur işte tekrar bu hayatı bir toparlamam gerekiyor derdim. Peki, daha fazla dayanamıyor ve eşinden ayrılıyorsun. Tabii ki. Bu öyle bir güçlü bir kadın zaten. Anneni buluyorsun tekrar. Evet. Ve oğlunu da yanına her alarak. Her seferinde anneye dönmesi çok ilginç, her sıkıştığında. Ve yani ben mesela ilk Bursa'dan annenin gittiği zaman neden beraber onu götürmedi de sonra geldiğinde onu kabul etti. 2 yıl önce götürseydi dedim herhalde babayla babaanne el koydular çocuğa belki de. Onun için götüremedim. O annenin hikayesi de bir başka kadın hikayesi. Ona sorsak. Başka. Yani çocuğunu alıp okula yerleştirip. Evet. Evet, bazı duvarları yıkıp devam etmiş. O anne de, evet. O da ayrı bir hikaye. Merak ettiğim bir yer oldu orası. Birlikte evet. Ankara'ya taşınıyorsunuz. Sen, oğlum ve anne Ankara'ya güzel. Taşınıyorsunuz. Harika. Sen yine sahneye çıkmaya devam ediyorsun. Tanıştığın birisi bir kere daha seni hayata yeniden bağlıyor. İlk evliliğin başarılı olmamıştı. Başarısızlık diyelim bitmişti. Yeniden evlenmekten korkar mıydın acaba? Korkmam. O kadar gözümde büyütebileceğim bir şey değil. Bu kadar çok şey yaşadığıma göre öyle büyütebileceğim bir şey değil. Evlenme düşüncesi o dönemler için zaten tanışmak, evlenmek biraz daha farklı bir anlayış var ya o dönemde. 30'lu yıllar dediğine göre bir şekilde korkmasam da bir ilişkim olacak mecburen. Ne yapacaksın? Evleniyorsun zaten. Peki onu da çok seviyor ve evlenmek istiyorsun. Ancak ailesi bir şarkıcıyla evlenmesine karşı çıkıyor. Bu aileler. Çok zor günler geçiriyor. Hatta canına kıymaya kalkışıyorsun. Oo. O ailesini karşısına alıyor ve evleniyorsunuz. Hı-hı. O da dişliymiş. O yıl anneni kaybediyorsun. Of. Ve kısa bir süre sonra bu evlilikten bir kız bir de erkek çocuğun oluyor. 2 çocuk wow. daha etti mi sana 3. Hayatının zor bir döneminde anneni kaybettin. Yokluğuna alışabilecek misin? Orada bir dayanışma var zaman zaman. Güçlü bir dayanışma var. Onu kaybetmek neleri değiştirir sence? Yani her kayıp bir boşluk. Fakat artık ben de büyüdüm. 3 tane çocuğum var. Yeni dayanacağım alanlar var şu anda. Artık sağlam alanlar var. Durmak için 1 değil 3 sağlam tane, nedenin evet. var. Evet, evlat büyük bir şey, güç. Mücadeleye devam. Tabii sorumluluklar da büyüyor. Doğrusun. Yani bence de öyle. Hasretini çektiğin mutluluğu yine bulamıyorsun. Çünkü eşin işlerini bırakıp tamamen senin gelirine bağlı yan gelip yatıyor diyelim yani. Evin ve çocuklarının masraflarını karşılayabilecek bir tek sen varsın. Senin emeğin, senin enerjin, başka bir tutunacak dal yok. O dönem şarkı söylemekten sıkılıyor olsan da çok çalışmak zorunda kalıyorsun. İnsan işinden de bezar biliyor musun sevsede? Öyle değil mi? Bu durum elbette fazla devam edemiyor ve ne oluyor? 2. eşten de ayrılıyoruz. Ay hep bir babaya gidiyorum yani babadan itibaren. Tabii travmanın kaynağı orası. Tutmayan bir dikiş var. Baba da çünkü kızını tek başına büyütemiyor. Babaannenin, annesinin yanında, anneden alıyor. Oradan itibaren başlayan bir şey var. Erkek kurulum modeli var. Sömüren bir model sürekli. İyi bir model değil baba. Oradan dolayı da seçtiği kişiler de öyle kişiler. 1. eş, 2. eş de çok. Evet. Yani tercihleri yanlış. Genel olarak bir istenmeyen gelin durumu var. Bu kadar da çalışkan, fedakar da bir... İşte seçimlerinden kaynaklı. Ama. İsteyen biri mutlaka vardır. Doğru kişiye nedense gidemiyor. Çünkü zedeli zihin bir... buraya yönlendiriyor, yanıltıyor aslında. Baştan kurulum böyle diyorsun. Yani yanlış... Onu aşacak bir akıl geliştirmek belki lazım ama dönem de çok zor bir dönem. Hali belki işte... evlatlar büyüyünce birazcık uyandırırlar. Evet, neredeyse... Yarım asırdan eski bir hikaye. Fark etmiyor insan Peki, hikayeleri. Doğru. Hayır ama yani çevresel koşullar da insanın evet, işini kolaylaştırmıyor. Daha zorlu. Onu demek istedim. 1950 yılında hayatını gerçek aşkını buluyorsun. Bu adam bir başka ülkenin Türkiye'deki sefiri. Yani diplomat. Yabancı birisi. Kimselere benzemiyor. Adeta aklını başından alıyor. Çok mutlusun. Kimselere haber vermeden gizlice yurt dışında evleniyorsunuz. Aileler de girmiyor artık. Artık hiç. Zaten yok. Anne de öldü falan.
Ardından gazetelerde evliliğinizle ilgili haberler çıkmaya başlıyor. 3 sene sonra evlendiğinizi duyurup resmi bir nikah yapıyorsunuz. Artık bir sefirin eşisin. Sahneleri bırakıyor ve eşinle davetlere, etkinliklere gidiyorsun. Fakat o camia da seni hoş karşılamıyor. Hatta küçümsüyorlar. Olan bitene kulaklarını tıkıyor. Hayatının en güzel günlerinin keyfini çıkarmaya çalışıyorsun. Mutlusun. Sana destek olan bir eşin var ve istediğin zaman sahnelere yeniden çıkabilecek bir şöhrete de sahipsin zaten. Bu yeni hayat seni mutlu eder mi? Yani çalışmadığın, davetten davete gezdiğin. Sahneyi hayat. Özlerdim bir süre sonra. Ama mecbur değilsin o zaman. Çünkü zaten çok da biraz çilesini çektin değil mi? Evet. Bunca sene. Çile gibi gelmiyor. Çünkü şarkı söylemek benim hep kurtuluş alanım olduğu için benim en mutlu olduğum an aslında. Yani sevdiğim adamdan da daha mutlu olduğum bir an aslında. Hep daima. O yüzden özlerdim. Hmm. İsterdim yani bir süre sonra o hani şey o şey hayat davetler şaşalı hayat benim için bir süre sonra şimdi değil ama şimdi her şey yolunda. Çocuklar nerede? Yanında. Okey. Tamam. Peki her şey bu kadar yolunda giderken bir aksilik çıkabileceğini çünkü çok talihsizlik yaşadın ya bugüne kadar aklından geçirir miydin hiç? Niye ya bir şey olmuyor mu? Ya? Böyledir ya insanoğlu. Çünkü üçüncü evlilik bu. Hay Allah ya her şey çok yolunda bir şey. Başımıza bir şey mi geliyor? Başımıza gelecek? Gülünce yaparız ya. Bizde var değil mi bu? Var çok var ne tasarçma şey gidiyor işte ne güzel. Okey yani. Hiç belenelim diyorsun. Niye yani rahat rahat işte devam. Başına gelenlerden dolayı şekerim. Ama artık gelmiyor şu an iyi. Peki. Bir ömür mutlu olacağın kişiyi bulduğunu düşünürken eşinin Türkiye'deki görev süresi ani bir kararla sonlandırılıyor. Yani pek doğal bir yoldan Hay değil. Hay Allah. Ülkesinin hükümeti onun bir şarkıcıyla evlenmesini tasvip etmiyor. Ve henüz bir sene evli kalmışken onu görevden alıyorlar. Bir sabah uyandığında eşinin yanında olmadığını görüyorsun. Sana bir mektup bırakıp gitmiş. Özeti şu, beni affet. Sana veda edemezdim. Seni hep seveceğim. Doğru bir adam değilmiş. Evet. Net %100. Belli ki değilmiş. Yalanmış. Bir kez daha hayal kırıklığına uğradın. Belki de adamın hikayesini mi dinlemedin? Aman yani hikayesi Allah aşkına böyle mi? Bir yani neyse, böyle dur. Bir bu kadar. Dur beni de sen yoldan çıkaracaksın. Ya yazı mı yani bunun şey? Uyandır, konuş. Ya nasıl bir korkaklık? Ne demek iki satır? Korkaklık ya başka bir şey. Korku var. İşte diyemiyorum şu an cümleleri sonra söylerim sana. Hikaye gibi baktığın zaman da pek bir romantik değil mi ya? Böyle iki satır notla gitmek. Ay hiç romantik değil, korkunç. Yani şimdi de bunu mektup yerine mesajla yapıyorlar. Allah başıma gelmesin de neyse. Bir kez daha hayal kırıklığına uğradın. Üstelik en mutlu olduğunu düşündüğün, inandığın zaman da yaşadığın üzüntüyle başa çıkabilecek misin acaba? Bir şok geçirirdim ama birazcık bir toparlamaya çalışırım. Çünkü bir yerde bir şey yanlış gidiyor belli ki erkeklerle ilgili. Bir kekeme bir ilişki şeyi var. Tutuk diye. Sürekli tutuk. Yani kekemeliği erkeklere yansımış gibi resmen. Oradaki tutukluk. Evet oraya yani bir anda geçmiş gibi. Ama şimdi bu kadının ne kabahati var en azından üçüncüde. Bir sefirle evleniyor. Gayet mutlu. Evet. Ve bir sabah bunun hiçbir işaret olmadan tak diye. Acele ediyor demek ki. Yani sevmekte ve tanımakta. Bu şarkı söylemiyor. İşte her şeye acele ediyor. Bir anda başından beri çok büyük kararlar hep. Ama sıkı birisi. Sıkı birisi. Çok güçlü. Belli ki sıkı birisi. Güçlü, çok güçlü. Anadolu'dan gelen turne tekliflerinin hepsini kabul ediyor. Ve uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Epey bir süre sonra turneyi bitirip İstanbul'a dönüyor. Ve oldukça sakin bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Artık çevrende sadece çok sevdiğin insanlar ve çocukların var. Nadiren sahneye çıkıyorsun. Sesin ve yeteneğin sayesinde senden sonra gelen şarkıcılara da örnek oluyorsun. Onlara yol gösteriyorsun. Bence artık sen bunun kim olduğunu biliyorsun bu inişli çıkışlı hayatın. Çoğu seyircimiz de tahmin ediyor. Bir selamlayalım mı kendisine? Tahmin ettiğim kişi. Geliyor. Ya
Zeyhan Sener. Yani kime ihtiyacı var? Hükümet gibi kadın. Kime ihtiyacı var? Evet. Ah canım benim. Yok. Kim bilir nelere ihtiyacı var ama yine de ayakta duran canım bir muazzam benim. Bir insan. Varda Costa denir biliyor musun? Şeyimizden, Yeşilçam'ın dilinden bir şeydir. Varda Costa. Yani o içeri girdiği zaman dönüp herkes bakar, eder. Yani gözünü ayıramazsın. Gösterişli anlamında. Varda Costa. Neriman Köksal için falan da Sevda Ferda için de söyleniyor. Aynen. Tam Cumhuriyet tavrına kurban olayım işte. Varda Costa tam o herhalde. Evet. Sen güzel girmiştin. Biraz söyle bakayım. Ha? Benzemez kimse ya, neden devam ediyor? Görünce orada müzeyyene söylemek istedim. Bakışında süzülen İşvene kurban olayım. Başka bir kariyer de seni bekliyor Hatice. O kadar tatlı ki. Bugünden sonra sen de sahneye. Yani söyleyince, görünce söylemek istedim yani. Çünkü müzeyyene şarkıyla dile gelmek. Onun alanı söyleyene orası. Söyleyene söyletene bak dedi. Ya söyletene bak gerçekten. Ama burada söyleyene de bakıyoruz Hatice'ciğim. Çok çok başka bir şey. Cumhuriyet tarihinin en önemli ses sanatçılarından biri. Birçok kişinin öncüsü. Türkiye'nin gerçek divalarından biri. Müzeyyen Senar. Hepimiz onu andığı adıyla Müzeyyen. Hepimizin onu andığı adıyla Müzeyyen diyelim. Herkes çok yakın hissettiği için ismiyle hitap ediyor Müzeyyen diye. Tabii biz Müzeyyen Hanım diyelim. Hem yüzlerce klasik Türk musiki seslerini yorumlayan eşsiz bir solist, hem de üstün icrasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de severek, çok severek dinlediği olağanüstü bir sanatçı. Yani. Müzeyyen Hanım aslında hep evinde oturup mutlu bir evlilik yaşamanın özlemini çekmiş. Çocukları ve eşiyle huzurlu bir hayat istemiş. Şöhret, hayranlar, evler ve kazandığı paralar hiç umurunda olmamış. Yalnızca sade ve güzel bir yaşam sürmeyi arzulamış. Hanımefendi son konserini 2006 yılında 88 yaşındayken verdikten 2 hafta sonra rahatsızlandı ve evine kapandı. Bir müddet sonra sesini kaybetti ve çocuklarının yanına taşındı. Kendisine Cumhuriyet Divası lakabı verilen Müzeyyen Hanım, yaşlılığının ve rahatsızlıklarının etkisiyle 8 Şubat 2015'te 96 yaşında aramızdan ayrıldı ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak sanatçılardan biriydi. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Sevgili Müzeyyen, 12 yaşında evden kaçıp İstanbul'a gelmeseydin nasıl bir hayatın olurdu? Evlenip çocuklara karış. Çünkü öyle bir Bursa'da. Şeyi istiyor yani. Belli ki yapısında var böyle evlenmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak gibi bir düşünceyle. Çabuk erken evlilik. İşte o yıllar zaten çok çabuk evleniliyordu. Yani 16-17 yaşında evleniyordu kızlar. Evet doğru. Herhalde evlenirdim. Kalabalığa karışırdım. Bir kalabalığa karışırdım. O evlilik de yürürdü büyük ihtimalle. Çünkü böyle hani o tip yerlerde bir de hani başka türlü ya. Şarkıcı olmadığım için de ön yargılar da olmazdı bana karşı. Hani evinin kadını durumunda. Annesinin de sesi çok güzelmiş rahmetli ya. Annesinin. Evet. Üstünde etkisi vardır herhalde. Büyük ihtimalle. Demek ki şarkı söylüyormuş sürekli anne ona. Çok kulağına söyledi demek ki. Annesi. Anne evet. Muhtemeldir değil mi? Büyük ihtimalle. Merak ettim. Kekemeli'yi yenmeseydi, yenemeseydin ne yapardın Müzeyyen? Müzeyyen. Evet daha Müzeyyen oldu tam bu gerçekten. Yine işte Müzeyyen Senar'ı tanımayacaktık büyük ihtimalle. Müzeyyen adında bir kadın olarak hayatın içinde silinip gidecekti, kaybolacaktı büyük ihtimalle. Seni bir kısa notla, kısa bir mektupla terk eden eşinin arkasından gitmeyi hiç düşündün mü? Hayır. Sefer o öyle bir kadın. Yani şöyle bir kadın terk edilir mi ya? Şu güzelliğe bak. Sana sadece sabah kalkıp şarkı söylese yeter. Evet. O da onun tuhaflığı. Hayata yeniden gelsen aynı yolları geçer miydin, seçer miydin? Elimde olan bir şey değil aslında. Birazcık da koşullar insanı bir yerlere sürüklüyor. Başka türlü
bilmiyorum, belki o kadar çok evlilik yapmazdım. Yani biraz bekler, ara verir, bir dururdum. O dönemde varsa pişmanlıklarının işimi... sayısını mı azaltmaya çalıştın? Pişman. Varsa ya. Varsa. Bilemeyiz. Bilemiyoruz. Belki de pişman hiç pişman olmayabilir. Evet. Yaşadıklarının, çünkü ona her zaman bir hayata kattığı güzellikleri de var daima. Hem sesine hem şarkılarına, o yürekten söylemesi, yaşamışlığı aynı zamanda bu kadar şarkıları dipten söylemesi. Evet. Yaşadıklarından kaynaklı. Dibini sıyırıyor değil mi? Dibini sıyırıyor. Gerçekten öyle. Yani erkek ve kadını içinde yaşayan bir kadın. Ben sadece kadın sesi olarak görmüyorum Müzeyyen Senar'ı. Yani böyle bir cinsiyetsiz bir ses bu. Zaten çok enteresan. Çocuklarının hem annesi hem babası. Evet. Yani çok yönlü bir cinsiyeti barındırıyor Müzeyyen Senar. Peki Hatice'm, Müzeyyen Hanım'ı sevgi, saygı ve özlemle saygıyla anıyoruz. Gerçekten. Senin için ne anlama geliyor şöhret olmak? Nasıl aram şöhret olmak? Şöhret isterken? Ünlü olmak, tanınmak, sokakta tanınmak yolu çevirmek. Hayatımı devam ettiriyorum her türlü. Metrobüse de biniyorum, metroya da biniyorum, tanışıyoruz, merhabalaşıyoruz şeklinde. Çok hoşuma gidiyor çünkü gerçekten... Hayatımı çok kolaylaştıran bir şey. Gittiğim yerlerde. Pozitif bakıyorsun bana. Çünkü direkt zaten merhabalaşmak ve konuşmak çok güzel bir şey insanlarla. Bir sürü formel şeyi atlayıp değil mi? Bir anda yakın olabilmek. Evet, direkt zaten. Ben de öyle düşünüyorum. Bu konuya giriyorlar. Yani arkadaş benim için sanki koca, yani mesela sokakta yürürken sanki evimde yürüyormuşum hissi var. Yani tanıştığım insanlarla bir aradayım. Merhabalaşarak gidiyorum. İlginç oluyor, güzel. Özgüvenin her zaman yüksek. Çok güzel bir şey, çok güzel bir şey. Peki, sana bugüne kadar çok söylemediğim bir şeyi söylemek istiyorum. Eyvah. Şimdi ben belki o kadar o konulara girmedik. Aslında seyirciyle paylaşmak için de söylüyorum. Seni hepimiz uzun yıllar tiyatroda beraber çok nitelikli bir biçimde emek verdik. Ben sahneyi seninle paylaşmaktan her zaman çok mutlu oldum. Çok da İyi anılarım var bu konuda, hep pozitif şeyler. Başında da senin her koşulda, her zaman son derece güler yüzlü olman hep aklımda kalan şey. Ama aklımın bir kuytusunda biraz da şöyle bir şey var. Senin daim, her vakit gülen yüzün esasen bana hep içeride çok büyük bir hüznü, kederi, bazı şeyleri saklıyor, örtüyor, maskeliyor gibi gelir. Bunu deşmek ve seni yormak için söylemiyorum ama her güler yüzlü insan esasen o kadar güler yüzlü değildir. O bazen bir korunma, bazı şeyleri kendine saklama biçimidir. Sadece şunu sormak istiyorum. Bu tespitimde bir doğruluk payı var mı sence? Çünkü çok kolay koşullar altında büyümedin, yaşamadın. Evet. Hayatın boyunca da bence çok sıra dışı zorluklarla mücadele etmen gerekti ve bu konularda hiçbir zaman şikayet etmeden, bağırıp çağırmadan, çoğu zaman kimsenin haberi olmadan bunları yaşadın, ettin. Kusura bakma bunları böyle pat diye söylediğim için ama bunun sebebi aslında şu, tarihe geçsin isterim. Aslında şu oluyor, çok zor koşullarda büyüyen insanlarda daha çok var olan bir şey bu. Şükretmeyi çok iyi biliyorlar. Ve yani zor bir şeyden bir şeyi elde ettiğin zaman inanılmaz. Bunu daha dün yaşadığım bir şeyle anlatacağım. Lütfen. Daha çok yakın zamanda olduğu için. Dün Çağlayan tarafında işlerim vardı. Tapu mapu bir sürü bir şeyler falan. Neyse, sonrasında benim oyuna yetişmem gerekiyordu. Mecidiyeköy'ün ortasında kaldım. Eyvah, taksi mi lazım? Taksi yok tabii ki. Yani trafik yoğun. Uçak bekle daha iyi. Trafik yoğun. Gazhaneye gitmem gerekiyor. Hmm. Orada sahnedeyiz. Ya gerçekten bir an böyle bir kaldım. Dedim ki ben galiba gidemeyeceğim. Yani mümkün oyuna değil. Yetişelim. Taksi yok. Oyuna yetişemeyeceğim falan zannettim. Tiyatrocunun sonra kaldısın. Metrobüs nerede diye sordum bir arkadaşa. Dedi ki bu taraftan oraya doğru yürüyeceksin. Sonra oradan bir
çiçekçiler var, onun dibinden aşağı ineceksin. Tamam peki. Koşa koşa gittim. Metrobüs tıklım tıklım. Tabii. Fakat dedim ki benim binmem gerekiyor. Attım kendimi metrobüse. Nasıl biliyorsun? Şöyleyiz. Sana duygumu anlatıyorum o anki bak. O koşturmanın ve panikten sonraki duygum. Ya o köprüyü geçerken mutluluğumu sana anlatamam. Metrobüs mu? Nasıl gülüyorum biliyor musun? Geri bulduğun için değil mi? Tabii canım, yani geçiyorum ve gidiyor, yani yol aldım. Her seferinde o oluyor işte. Her yol aldığımda bir sıkışmışlığın hemen arkasından bunu yaşıyorsun. Aslında hayatta da böyle. Bir şeyde sıkışıyorsun, çok zor. Hemen ardından bir şey oluyor, suratında bir gülümseme. Arkada o sıkışmışlık kalıyor. Önde bu gülümseme kalıyor. Evet. İkisini bir arada yaşıyorsun aslında. O hüzünle, İki yüzlü olan bir şey değil mi? İki evet, yüzlü değil, iki yüzlü olan. O bir maske değil bir şey. Aslında. Ardı ardına giden bir şey olduğu için çok mutlu bir yüz ifadesi oluşuyor. Anladım. Ben burada olmaktan mutluyum mesela şu an. Ama bu hayat hikayeni dinlerken çok zor zorlanıyoruz. Geliyor. Zorlanıyorum. İkisini bir arada yaşıyorum aslında. Mesela seninle ilgili, yani de ikimiz de devlet tiyatrosunda uzun yıllar emek verdik. Senin adın devlet tiyatrosunda birkaç tane Hatice vardır filan veya etrafta da başka Hatice'ler var. Hangi Hatice? Güzel Hatice. Teşekkür ederim. Sen bizim güzel Hatice'misin. Gerçekten arkadaş olarak, dost olarak, meslektaş olarak, mesai arkadaşı olarak çok güzel birisin. Çok güzel bir annesin. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. İki eşini tanıyorum. İyi bir eş olduğunu da biliyorum. 11 yaşındasın. Annen tarafından terk edildin. Çok zor. Yani şimdi çok ne zor. Düşünüyorsun? Şarkı söyleyebiliyorum madem. O şekilde kendimi var etmeye çalışırdım. Ancak sen kekelediğin için okula yazılamadın. Gidemiyorsun. Şimdi ne olacak? Bahçe çıkardım. Oynardım. Doğayla bütünleşmeye çalışırdım. İnsanlardan uzaklaşırdım. Peki 15 yaşında sahneye çıkıp şarkı söylemek seni korkutmuyor mu? Korkutmaz. Çocukları korkutmaz. Beni de korkutmuyor. Varlıklı ve senden yaşça büyük biriyle tanışıyorsun. İkinizin ailesi de ve bilhassa anne karşı olduğu halde evlenir. Ne yapıyorsun? Evlenir misin? Evlenir. Baba özlemi var. Hmm. Onun da verdiği bir travma var alt tarafında. Yaş olarak büyük biri. Aile kurmak istiyor. Hayatının zor bir döneminde anneni kaybettin. Yokluğuna alışabilecek misin? Yani her kayıp bir boşluk. Fakat artık ben de büyüdüm. 3 tane çocuğum var. Yeni dayanacağım alanlar var şu anda. Hem yüzlerce klasik Türk musiki seslerini yorumlayan eşsiz bir solist, hem de üstün icrasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de severek, çok severek dinlediği olağanüstü bir sanatçı. Sağ ol. Teşekkürler Hatice. Ahmet, iyi ki varsın. Teşekkür ederiz. Şahane, Ahmet benim kütüphanemdir. Şahane bir kütüphanedir kendisi. İlk fırsatta tekrar sette sahnede birlikte olmayı dört gözle bekliyorum. İnşallah, çok isterim. Teşekkür yani ederim bize katıldığın için. Efendim, Hatice Aslan'ı misafir ettik. Onu biraz daha yakından tanımanız için vesile olabildiysem ne mutlu bana. Çok özel bir insandır çünkü. Önümüzdeki hafta bir başka konukla yine empatide, yeni empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.